Sevgili YouTube hoş geldin sevgili Age takipçileri biliyorsunuz yeni bir update geldi yeni bir yama 11.963 yaması şimdi bu yamada neler olmuş abi bakalım şimdi bir açıklama yapmışlar abi şu açıklama önemli son yamamızdan sonra fark ettiğimiz şey bir şeyi fark etmiş paşalar paşalar bir şeyi anlamışlar kuşatmada yapılan teşviklerin Çinlerin Çinlerin anasını gondiklediğini fark etmişler bu falan çok pahalıya ve canları azalıyordu falan pişma bir şeyler vardı ya. Bu sebeple demişler ki abi Çin'i biz çok gondik dedik. Bu nedenle diyor Çin'in yeni stratejik seçenekler sunak demiş. Sunun abi niye yapmıyorsunuz? Ek olarak başlangıç kaynaklarının araştırma bonuslarını ve daha fazlasını ayarlayarak Moğollar ve Ders Sultanlı erken oyununu yavaşlatmak istiyoruz. Evet şu ara zaten popüler olan bir ırk derhi biliyorsunuz. Hemen abi ikinci üçüncü çağa geçiyor. Filini basıyor. 2 3 filli arkasına alemi takıyor. Yıka yıka geliyor. Tutamıyorsunuz. Onları biraz yavaşlatmak istiyorlarmış. Yavaşlatsınlar bakalım ne olacak. Yani bu ıı, patch bir son gelecek patchin bir ön şeyi aslında ön hazırlığı. Bu hazırlığı neler olacak bir bakalım. Şimdi en sevdiğim şey abi. Mucize maliyeti kaynak başına 3000'den 6000'e yükseltildi. Bak şimdi arttırmışlar. Ne yapmışlar abi? Şimdi ne yazmış? Mucizeler nadir ancak heyecan verici bir çıkmazdan kurtulma amaçlıdır. Sıkıştığın zaman sen şeyi kurabilirsin diyor. Wonder'ı kurabilirsin diyor. Müttefiklerin tek bir oyuncuyu takdir edebileceği daha büyük çok oyunculu oyunlarda mevcut maliyetleri çok düşük olduğunu gördük. Yani 4 ve 4'lerde maliyet olarak hiçbir şeydi. Biliyorsunuz her şeyden 3000-3000 istiyor. işte et, altın falan, wonderlar. Yani harikalar. Artan bir maliyet bu sorunu çözer diye düşünmüşler. Yani 1 ve 1'de eğer wonder yapacaksın abi ordu basamayacaksın. Wonder da korumak için pek bir şansın olmayacak diye düşünüyorlar. Ancak demiş Wonder Zafer 1 ve 2, 2 maçları hiç ulaşılamaz hale getirir diye düşünmüş. Yani 3000'den 6000'e getirmiş. Yani ulaşan ulaşır ama kolay değil. Bir bence çekince yaratacak. Bu çekince benim hoşuma gitti. Ben zaten hiçbir maçımda Wonder kurmam. Bence korkaklık olarak nitelendiriyorum. Çünkü defans yapan adam hangi ırk olursa olsun daha güçlü seni bir yere çekmek çekiyor. Sen de oraya gitmek zorunda kalıyorsun. Bu da sıkıntılara yol açıyor. Yani kazanacağın oyunu taktiklerin çok iyi olur. Oyun için çok güzel olur ama kaybediyorsun durduk yere. Bu sıkıntıydı. Bu bence çok güzel olmuş. Şimdi taş duvar inşaat süresi 6, 8 saniyede 16 saniye çıkarılmış. Bu güzel abi. Abi hem çim hem delhi takır 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 takır, takır surları çekip yani erken saldırıları engelliyordu. Bu güzel. Aşağıda göre Delhi Sultanı özgü taş duvar inşaat süresinde yapılan ek ayarlar. Şimdi Delhi'nin Askerleri biliyorsunuz sur yapabiliyordu. Nasıl yapıyorlardı? Ee, ve simge seçiyordu. Şimdi bakalım ne değiştirmişler? Gençlerin notu, notu neymiş? Taş duvarlar piyade ve sivari orduların tamamen durdukları için çok güçlüydü. Yani çok güçlüler ama CH'ler tarafından da çok güçsüzler. Duvar inşa etmenin çaba seviyesinin güç seviyelerine uymasını ve inşaatlarına daha fazla tepki süresi tanımasını istiyoruz. Evet daha uzun inşaat süreleri düşmanı yok edilen bir bölümü hemen yeniden duvarla kapamasını da zorlaştırır. Yani gene örecekler ama ilk şeyde belki içe sızma yapıp köylüyü kesip belki birkaç e, yol açıp ilerleyebiliriz. Deneyeceğiz. Bu yeni peşte bakacağız. Karşı daha fazla karşı oyun seçeneği izin vermeyeyim. ilk adım. İlk, i̇lk adımımız bu ama bu adımlar bence yetersiz. E, toplar ve siyeçler çok güçlü. Surlara karşı yani oyunun erken aşamalarında tamam haklısınız ama geç aşamalarında yani surlar çok kağıt gibi oluyorlar, dayanıksız oluyorlar. Bakalım ne olacak. Fil saldırısı animasyonu bekleme sürenin atlanabileceği ve amaçlanandan çok daha yüksek hasarlar olabileceği bir hata iyileştirmeler yapılmış. Bir animasyon hata vardı. Fillerle e, kayt vur kayt vur şeklinde daha hızlı saldırı yapabiliyorlardı. Daha fazla düzeltme sunmak için anamaz geri bildirim izleme devam ediyoruz demişler. Oyun 8 hızında gözlemlerken meydana gelebilir bir kilitlenme düzeltildi. Bunu ben çok yaşamıyordum. Ama bazı oyunlar açılmıyordu. Bazı arkadaşlarımın oyunlarını izlerken açılmıyordu. Bakalım hissedecek miyiz? Şimdi haritalar ve hızlı maçlarda ne olmuş? 1v1 quick match harita havuzunda Boulder Bay Conference ve Black Forest kaldırılmış. Evet bu çok güzel bence. Yani 1 ve 1'e uygun olmayan haritalardı bunlar. Bu haritaları kaldırdılar abi. 1 ve 1 atıyorsanız artık bu haritalarla oynamayacaksın. Ama özel oyunlarda seçebilirsiniz demiş. Sıkıntı yok. Bu değişikliği niye yapmışlar? Bu değişiklik sizden duyduğumuz geri bildirim yanı sıra hızlı eşleşim işte, bağlamamızda en çok beğenilen haritaları gösteren referans. Yani, dayanmakta da tecrübe kullanım sonunda bu arada bazıları quick maçı harita havuzuna yeniden eklemeyi planlıyoruz bahar güncellemesi fresh için bazı değişiklikler yanı sıra kaynak ve kalıntı yumurtma ile ilgili harita dengesi planladığımız önemli değişiklikler ve baz balıkçılıkla ne balıkçılıkta dikkat eder değişiklikler var yani balıkçılığı biraz nörflediler. Artık balıkçılığa gidilmiyor. Belki tekrar getir geri getirebilirler. Ee, her zaman olduğu gibi geri bildirmesi. Teşekkür ederiz formlulara morumlara her yere yazın demiş uygarlık olarak geliştirmelere neler bakalım şimdi şimdi ilk hedefi öldüğünde Nestofis bu arı kovanı ateş etmeyi bırakması neden bir hata. aynen böyle mesela kalabalık bir ordu içerisinde arı kovanına basıyorsunuz bir askere basıyorsunuz zaten oraya atarken adamın canı minik mesela ilk atışında öldüyse tak duruyordu kuldağına giriyordu tekrar onu düzeltmişler güzel bir şey Çoğu durumda arı yuvası kovanı amaçlarından daha da az atış yapar. Ve bu da onu mangalenlerden daha düşük yapar. Benzeri bilimleri bir sorumluluk değil. Heyecan verici bir yetenek gibi hissetmeliler. Çin'i çok ezdiler. Bir tık düzeltmeye çalışıyorlar. Ama Çin açıkçası çok ezilmiş. Yani çok ezilmiş. Yani freelancerlar falan. Bayağı bir sıkıntı bu aralar. Geçen bir maç attık ama 2 ve 2'de. Firelancer'larla güzel e, Delh ordusuyla e, robot Roma ordusunu tutmayı başardım. O videomuz da yakında gelir. Yani bir iki güne gelir. Onu izlemeyi unutmayın. İnanılmaz bir maç. Yani 90 dakika falan sürdü. Şimdi imparatorluk yetkisi ve vergi değişiklikleri. Şimdi imparatorluk yetkisini daha aktif kullanımı teşvik etmek istiyorlarmış. Vergileri toplama önceden çok zordu. Ve bazı oyuncu fazla vergi toplamadan kaçınılır gözlem. E aynen vergi toplamak sıkıntıydı. Vergiler e, binalarda kalıyordu toplamaya gerek kalmıyordu ben açıkçası bir tane basıp salıyordum ne yapıyorsa yapıyordu yani onu onunla uğraşmak tüm oyununu bozuyordu oyuncuların imparatorluğu denetimi geri dönebilmeleri için vergilerini tüketebilmelerini istiyoruz yani aynen herkes de muhtemelen artık vergiyi basıp e, vergi memuru basıp bırakıyordu abi ne topladığı kardır diyerek Çünkü 150 et oyunun ortalarında ve sonunda hiçbir şey bunu bir belki düzeltir diye düşünüyorlar ee, bakalım genel olarak binarda vergi bekleme süresi 15 saniyede 20 saniyeye çıkarılmış ee, bir çözüm müdür değildir kapital Center yükledikten sonra vergi almasına izin veren bir hata düzeltildi hmm. bu hata benim başıma gelmedi genelde zaten tosantini yıkıldıktan sonra yıkılırsın çok şey olmaz geri dönüşün çok zordur 1v1'de 2v2'de yani bu söylediğim. İmparatorluk resmi denetim bonusu yüzde %150'den orijinal %200'e yükseltildi. Bak bu iyi. Son yamamızdan sonra bu değişik bildiren herkese teşekkür ederiz. Ee, %200 bakalım. Biraz iyi. aslında ilk başlarda vergi memuru basıp golda iki tane köylü yollamamayabiliriz. Bakalım deneyeceğiz. Bunu denerim ben. Hızlı çalışıyorum bakalım. Önceki güncellememiz için tasarlanmamıştı ve geri alındı. Bu değişiklik gelecek geri dönmesi planlarımız var. Ancak yalnız Çinlilere sunmayı planladığımız diğer güçlerle birlikte bunu muhtemelen bir ön sonraki patchte yapmayı düşünüyorlarmış. 150 ama bir önceki patch yapmışlar. Onu tekrar geri düzeltmişler. Vergi taşıma kapasitesi 20'den 46'un hepsi çok iyi. Bak dediğim gibi yani iki köylüyü gold'a vermek yerine ilk memuru salabiliriz ortaya vergisini toplasın. Olabilir. Şimdi İmparatorluk Akademisi. Vergi taşıma kapasitesini İmparator Extended Tax bonusu 40'tan 80 altına yükselteceksin. Bak. Bak gold ekonomisi coşacak Çin'de. Güzel. Güzel. Bak artık İmparatorluk görevlisi için bir vergi bırakma yeri. Bu bir bina galiba. Oyuna da girip bakmadım ha. Direkt bunu açtım. Buna bir bakalım. Bina olması lazım. Şimdi derli abi. Delhi'yi nasıl bakalım bir şey yapmışlar nerf demişler. Dersultan'ın piyade taş duvar yapısı inşaat süresi 30'dan 60'a güzel. Başlangıç vuruldu 250'den 200'e düşürülmüş. İyi. Dersultan'ın Sultanına kasıtlı olarak fazla odun verdik. Ancak bunun karar verme açılıştayız aslında. Takaslarda çok fazla uzaklaştığını gördük. Ya yani takasa çok girmiyormuş istatistikleri adam bu. Yani markette Gold'u eti çeviriyorsunuz. Otak Aslan bahsediyor. Bu değişiklikten sonra oyunun açılış bölümlerinde aşağı ve teknik zamanlamaların daha dikkat düşünmeye teşvik ediyor demiş. Ne çok etkili olur mu bakacağız. Kutsallık bonusu altın yüzde yüzden yüzde elliye düşürüldü. Bu hmm, sıkıntı. Bu relikler Delh tutanın kale çalığına doğru kar top yapmasına ve altın damarına çok az körlü yatırım yaparak kutsal bir safhaya ulaşmasına izin veriyordu. Ee, öyleydi ama... Yani sıkıntı ekonomik olarak bir e, nerf bu. Biraz da duvarlarla ilgili bir nerf gelmiş. Yani Delh'in ekonomisi değil de Delhi'nin daha çok birimleri çok güçlüydü. Şu fillerin şeyi, animasyon tane biraz kısmışlar belki. Belki oradan bir şeyler olabilir. Şimdi Mongol Mongol Wonder maliyeti kaynak başına 4.000'den 8.000'e yükseltildi. Cık. Artık sıkıntı abi. Artık Wonder yapmayacaksınız. San noktaları tutacaksınız ya da adamı eze eze yıkacaksınız yani. Mongol ovataş üretimi artık düz 105 dakika değil. Artık yaşa göre yani yaşa göre dedi çağa göre dakikada 80 ya her çağ daha fazla şey alman lazım taş alacaksın biraz tatsız biraz Moğol'u üzecek ben de seviyorum Moğol'u biliyorsunuz oynuyorum biraz ekonomik sıkıntı bu bakalım Dediği gibi oyunun başlarında evet Moğol aktif ayrıca oyunun başında ekonomilerine büyük bir yüzde desteği sağladı. Bu yine etkinliğini yaymak istedik. Böylece erken dönemde o kadar etkili olmaz ve daha sonra Moğollar duvar ile mücadele ettiğinde daha iyi olur. Ya duvarı olmadığı için bence bu ekonomisini adamın kısmak e, bence Moğol'a bir nerf yani gerek yok. Zaten adamın bir duvarı veya saklanabileceği bir kalesi yok. Castle K'nın hasarı. Aa! Ana hasarı 12'den 8'e düşürülmüş. İyi köylü kesemez bundan sonra Kaan. Bakacağız. Moğol Han'ın güçlü bir grup destek birim olması amaçlanmıştır. Yani biz bunu destek için ürettik. Siz gidip adamın köylülerini kesiyorsunuz. Oğlum yapmayın öyle şeyler diyorlar. Sağlığı ve zırhı Kaleçinan'da önemli ölçüde artar. Bu nedenle büyük savaşta çok hızlı ateşlenmez. Ancak yüksek menzili ve hasar nedeni birimin bireysel olarak çok iyi para gösterdiğini görüyoruz. Evet. Moğolağ'ın birimi amaçlandığı gibi grup destek grubunu geri döndürmeye yardımcı olmak için saldırı başına hasarını atıyor. 12'den 8'e çok düşüş var. Yani Arada bir köylü almak iyi oluyordu Moolla, ama bize de yapabiliyorlardı. Sıkıcı oluyordu ya. Yamı yamı hareket hızı bonus süresi 20 saniyede 10 saniye düşürülmüş. Şimdi ya 10 saniye düşürüyorsun ama yam ağı için karakollar e, karakolları çok yakın dizersen o yam ağı hiç kaybolmuyor ki. Yani 10 saniye ilerleyecek. Eğer 10 saniyede gittiği noktada bir karakol varsa gene o bonus alacak aslında. Ya. Yani belki fightlarda bir etkileşim olabilir. 20 saniye koşmak çok uzun. Bakacağız. Yan hareket avantajları Moğol oyuncuların küçük vult bağımlılığı için baskınlar düzenmesi ve çok kolay geri çekilmesi izin veren çok büyük kalıcı bonus sunuyordu. Ama şimdi 10 saniye de bana yeter yani bu hızını yani biraz saldır kaçın saldır kaçın daha hızlı yaparsın ama yine de yaparsın. Sonra abi. Sıradaki ne? Diye bir başlığı var. Şöyle gösterelim. Abbasi, Çin, Kutsal Roma. Neler yapacaklarmış? Kafalarında neler var? Bahar güncellemesini hep bahsediyorum. Baharda güzel olacak. Baharda her şeyi toparlayacaklar diye. Bahar güncellemesi dizimiz ve yakında yayınlanacak olan genel güncelleme ön izlemesi hakkında sizinle paylaşacak daha çok şeyimiz olacak. Bu arada denge ekibimiz Abbas Çin ve Kutsal Roma yumurtaları için hazırladıkları bazı büyük değişiklikler paylaşmak istedi. Açık söyleyeyim Roma'ya sağlam bir nörf gelecek. Roma çok adaletsiz. Çok hızlı çağ atlıyor. Yani birimleri çok sağlam. Yani mancınıklık e, lan kesemiyorsun bile. 4-5 tane atman lazım. 5 mancın aynı anda atması lazım. Bildiğiniz gibi yani piyadelerin hızını da arttırdılar e, oyunun dengesi biraz bozuldu bozduklarını farkındalar düzeltecekler bakalım aptal sahnede bilmeyen eğitim becerik bilimleri üretim kadrosu arasında öne çıkmalı ve inşa edilmesi özellikle heyecan verici olmalıdır. Develer bazı durumlarda faydalı olabilse de parladıkları yerde kendileri çok sını hissederler. Evet develerin açıklamasına yardımcı olmak için onları tek bir birlik sınıfıyla savaşmak olsa daha az uzman ve genel olarak daha kullanışlı hale getiriyor. Evet şimdi deve ordusu basıyorlardı ama ben hiç bu kadar etkili bir şey görmedim. Yani etkili değildi deve ordusu hangi birimlere karşı olursa olsun eriyip gidiyordu. Zaten bu deve birimi destek olarak düşünmüşler bunlar. yani ordunun içine koyacaksın noktalara koyacaksın etrafına armor buffını versin diye düşünmüşler. Ama biz bir birimden üretip o bizim ordumuz gibi davrandık. Adamların fikrini anlayamadık yani. Amaçları neymiş? Yalnızca deve ordulu oluşturmak değil. Aynen öyle. Kombinasyonunda birkaç tane karıştırmak daha etkili olmaktır. olmaktadır. Evet. Ayrıca bilgilik evindeki her kanat her çağda strateji olarak uygun bir seçim olmalıdır. Bu ee, çağları var ya, Beytül Hikmet'ten basılan. Onu kastediyor çünkü orada istediğiniz işte askeri ekonomik kanatlar var ya orada istediğinizi basabiliyorsunuz. O da sizin stratejinizi etkiliyor. Hani çağıma gideceğim, askere mi gideceğim? Bunu da iyi düşünün diyor. Fiyatı çağda ekonomik kanalı yarattığı ilk etkiyi seviyoruz. Ancak diğer seçenekler henüz orada değil. Teknolojilerin güç seviyelerini ayarladık. Onları farklı katmanlara taşıdık ve maliyetlerini düşürdük demiş. Güç seviyelerini ayarladık derken bunu oyunun içine girip bakacağız. Tabii şimdi değil bu bir sonraki peçte. Bir sonraki peçte hisseder miyiz bakalım. Çin. Çin hanedanlığı sistemi medeniyeti ilerletmek için benzersiz ve eğlenceli bir yol sunuyor. Aynen yani Çin'in şeyini ben çok seviyorum hanedanlarını. Yani tüm, genelde tüm hanedanlara basa basa gidiyorlar ama ben bazen mesela e, Zongzu basıyorum. E, ondan sonra 4. çağda mesela firelancelara, ruh yoluna falan gidiyorum. E, daha hızlı oluyor gibi geliyor bana. Çeşitli kilit açmalarının genel alaka düzeyini arttırırken ayarlamak istediğim bazı sinir bozucu kısımlar varmış. Neymiş onlar? Hanedan tarafından açılan özel birimler ve binalar kilidini açıldıktan sonra her zaman inşa edilebilir olacaktır. Aynen bak bu güzel. Bu bir sıkıntıydı. Mesela eee açıyorsun. Bir sonraki birim diğer hana geçince zunknu basamıyordun. Çok saçma bir şeydi. Güzel olmuş. Bu da olmasını istediğim bir şey. Ayrıca tüm haneden binalarını bir yaş yukarıya taşıdık. Böylece oyunda en çok ihtiyaç duydukları aşamada kullanabilir hale gelecekler. Şimdi Tüm haneden binalarını bir çağ yukarı taşımışlar. Yani ikide ikisini basıyordun ya, üçte de mi ikisini basacaksın? Bunu biraz anlamadım. Çibiyat çeviri de biraz saçma olabilir. Bir gelsin, bu zaten gelecek kafalarında düşündükleri şeyler. Sıradaki beşle ilgili anlattıkları şeyler. Evet, Roma. Roma'da ne diyorlar abi? Uygarlıkların tüm maç boyunca seçip birden fazla seçici yola sahip olmasını istiyoruz. Şu an hr oyunun sonlarındaki önemli noktalarda çok fazla güç var ve bu da ekranlı oyunlara yol açıyor. Böyle Roma Nefa için Landmark seçenekler arasında daha ilginç karar verme süreçte yaratıyoruz ve onları oyunun başlarında ayırt bir rol için daha güç seçenekler sunuyoruz demiş. Acaba ne getirecekler? Yani simgeleri kullanılmıyor, ee, romanın belli bir ağaç var, ee, o kullanılıyor, başka bir şey kullanılmıyor, ee, sürekli e, infanteri basıp saldırıyorlar yani çok basit, biraz siyaç ile de destekliyorlar, taktik yok bir şey yok yani e, Roma'yı e, biz de alıp kullanmasını biliyoruz ama oyunu şu dinamiğini bozdular yani ırklar arasında bir e, dinamizm vardır stratejilerde. Yani nasıl Starcraft'ta e, Protoss Terra'nın arasında bir yani taş makas kağıt işler yani Terra'nın bir birimi e, Protoss'un birbirine güçlüdür ama Protoss'un bir birimi Terra'nın e, o birimine güçlüdür. Bu birbirine çaprazlı haldedir yani ama ya son patch'te Age of Empires'ın bu eşitlik ilkesini bozdular iyice yani Holy Roman Empire'da bir birim var hangi ırktan olursan ol onu kesebileceğin bir şey yeteri kadar etkili olmuyor. Mesela şöyle söyleyebilirim. Okçusu var adamın tamam mı? Sen atlıyla saldırıyorsun. Ama onun önüne Holy Roman Empire Pike ee, Pikeman basabilir. Evet ama e, ee, Lanshaker da basabiliyor. Yani Lanshaker'la da tutuyor. Hatta Lanshaker'la daha iyi tutuyor. Hem okçu hem Lanshaker. Ee, o şövalyeleri, atlıları hafif atlıları kesiyor. Çatır çatır kesiyor mesela. Yani fazla güçlü. Yani maliyet oranına bakarsan biraz Pikeman biraz Lanshaker yaparsan adamı tutamıyorsun. Giremiyorsun içeriye. Bu dengeyi bozmaya başladılar. Ee, bu da yani Çin'i nerfledikten sonra olmaya başladı. Bazı ırklar düştü. Bazı ırklar çıktı. Bakacağız. Yavaş yavaş düzeltirler diye düşünüyorum ben. Ee, genel olarak olarak bu ama bir sonraki 5'te ben sağlam bir nerf geleceğini düşünüyorum Holoraman Empire'a. Vallahi darısı artık diğer ırkların başına. Mesela artık Fransız konuşulmuyor, Fransız oynuyorlar ama Yani 1v1'de genelde oynayan çok kalmadı. Ee, oynayan da zaten şeye gidiyor artık. 3. Ee, çağa gidiyor. 3. Çağ'dan sonra saldırmaya başlıyor. Oyun dinamikleri biraz değişti aslında. Yani bakacağız. Bakacağız. Bakalım ne olacak. Evet. Sevgili Age of severler. Bizi takip edin. Twitch'te yayınımız var. Canlı yayınımız. Muhtemelen her hafta içi akşamları 18.30-19 gibi başlıyoruz. Gece 23.30'a kadar. Sizi de bekleriz. Age of yayınlarımız genelde oluyor biliyorsunuz. Yakında da bir turnuva yapmayı düşünüyoruz turnuvaya katılmak istiyorsanız Discord'umuza gelin. Oradan bilgilenin. Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.